Merhabalar, Sports Dijital'e hoş geldiniz. Ben Alper Öcal. Bugünkü Mercek programında konumuz Beşiktaş'ın yeni transferi Lianko. Selamlar. Selamlar Zübeyde. Şöyle başlayayım. Tam adı Lianko, Evangelista, Silveira, Neves, Vojnovic. Yaşşı Batı'da Şerif'in bir sahnesi var <laughs> bu izin, uzun isimle alakalı okuyunca o geldi aklıma. Genel olarak Künyesi'yle kariyeriyle başlayalım istersen. De Souza'da silvalı bir e, Brezilyalı oyuncu yok bu kez karşımızda. Hazır isimden açılmışken oradaki Wojnowicz'i biraz anlatalım. Çünkü kariyeri biraz bununla alakalı. Oyuncunun e, dedesi biraz Ertem Şenervari bir giriş olacak ama Brezilya'ya 7 yaşındayken göçüyorlar ve Sırbistan'dan göçüyorlar. Dolayısıyla e, bu Wojnowicz ismi Yugoslavya dan kalan gelen ona miras kalan bir isim. Fakat oyuncu doğma büyüme Brezilyalı ve Brezilya'nın kültürüyle doğmuş, büyümüş bir oyuncu. Benim uzun yıllar sefirliğini yaptığım, <laughs> çokça yıllarca anlattığım bir ligdi Brezilya ama... Lianco'nun Brezilya'da kulüp kariyeri pek yok. Yani Botafogo ve Sao Paulo altyapılarında oynuyor oyuncu ve... ...erken yaşta keşfedilip sonrasında Avrupa'nın yolunu tutuyor. Burada tabii yine Sırbistan kökenli olmasının bir payı var Zübeyde. Zira oyuncu Flamengo'nun efsanelerinden... Bruno Petkovic o da yine Yugoslav kökenli bir oyuncudur ve onun gözüne takılıyor ve öğreniyorlar ki işte Sırbistan kökeni var. Biz bunu Sırp milli takımına alt yaş kategorilerinden hemen entegre edelim diye düşünüyorlar. Ve Lianko böylelikle Sırbistan'ın U19 olması lazım. Takımına seçiliyor ve orada özellikle oynadığı bir İspanya maçı sonrasında ki o maçı kaybediyorlar 2-1 ama Lianko'nun performansı çok göz dolduruyor. Daha sonra onu hocası Tomic hem Karadağ maçına hem Danimarka maçına hem de Fransa maçına çağırıyor ve oradaki performanslarıyla adı Avrupa'nın majör liglerinin iyi takımlarıyla anılmaya başlıyor. Bak o dönem hem Juventus'ta ismi geçiyor oyuncunun hem Atletico Madrid'le ismi geçiyor ama Torino bir şekilde onu transfer etmeyi başarıyor ki ligde doğru dürüst oynamamış bir oyuncunun bir stoperin Brezilya'dan direkt bir şekilde 6-7 milyon euroya yakın bir bonservisle Serie A'ya gitmesi bence oyuncunun kumaşı ile ilgili önemli bir veri. Dolayısıyla yani özelliklerini ileride değineceğiz ama saf stoper özellikleri işlenebilecek kumaşı anlamında önemli bir oyuncu, önemli özelliklere sahip fakat biraz şanssız bir oyuncu. Ona da e, ilerleyen dakikalarda gireriz. Bu arada Sırbistan milli takımında oynaması için e, başvuruda bulunmuşlar geçtiğimiz yıllarda fakat FIFA kabul etmemiş. Öyle bir info da vermiş olayım. Onunla ilgili şöyle bir şey var, sözünü kesiyorum. Sırbistan'a çağrıldıktan sonra yani alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Brezilya'dan tekrar çağrı alıyor oyuncu ve bu sefer Brezilya'ya gidiyor. Bir evrak imzalıyor. Onunla ilgili olabilir ama hala henüz bir milli takımda oynamışlığı yok. Hatta onun İtalya'daki özellikle Bologna döneminde gösterdiği böyle bir 6 aylık çok iyi bir performans var. O dönemde İtalya milli takımıyla da adı anıldı. Lianco'nun. Yani hala henüz Brezilya, Sırbistan ve İtalya milli takım tercihleri arasında var oyuncunun. Böyle çok uluslu, fazlasıyla multikültürel, bir altyapıya sahip. Zaten pek çok ligde de forma giydi son durağı da Türkiye olacak. Benim kafamda terazinin iki tarafında şöyle bir nokta var. Dediğin gibi sen de söyledin. Çok fazla bir maç sayısı olmasına rağmen seri adım atıyor oyuncu. Aynı şekilde Southampton'a transferi de öyle. Yani kariyeri boyunca bu kadar sezonda çok fazla maç sayısı yok bir stoper göre aslında. Ama yine böyle bir 7-7,5 milyon euro bon de Premier Lig transferi yapmayı başarmış oyuncu. İstersen öne çıkan noktalarına geçelim. Nelerdir Lyon konuda öne çıkan özellikleri? Bir kere topu oyuna sokabilen bir stoper. Bence en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Zaten onu Avrupa'ya getirenlerin, getiren özelliklerin başında da bence bu geliyor. Zübeyde. Çünkü oynamamış çok genç yaştaki hücumcuları hemen Avrupa'ya gelirken görüyoruz. Orada da saf yeteneğe bakıyorlar. Aşağıdaki performansları buna referans olabiliyor. İşte Vinicius Junior'lar, Hendrik'ler, yani bunlar 16-17 yaşındayken hiç oynamadan hatta daha alt kategorideki oyuncular bir dönem Rusya'ya, Ukrayna Ligi'ne falan transfer oluyordu. Ama savunma oyuncularında bunu pek fazla görmeyiz. Savunmacılar biraz oynayıp ondan sonra gelir. Ama alt yaşlardan itibaren Niyanko'nun toplu olan becerileri, özellikle çıkışları bence Beşiktaş için e, önemli olacak. Topu oyuna iyi sokabilen bir stoper ve birden fazla mevkii oynayabilen bir stoper. Yani bazı stoper sadece sağ stoperde oynar. Bazısı sol stoperde oynar. Lianko öyle değil. Hem sağda oynuyor hem solda oynuyor. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde fazlasıyla üçlü savunma pratiği var. Bu onun için bence biraz dezavantaj oldu. Çünkü üçlüye çok alıştı ve daha sonra dörtlü dönüşlerinde biraz problem yaşadığını biliyoruz oyuncunun. Ama hem bu çok yönlülüğü hem topu oyuna sokabilen bir stoper olması fiziksellik açısından bence çok iyi. Yani böyle 1.92'lik, 1.95'lik bir stoper değil ama 1.87, 1.88 boyuna rağmen fiziksel yoğunluğunu, agresifliğini oyunda çok gösteren bir stoper Lianko ve bu da onun Avrupa'ya adaptasyonunda, Avrupa'da tercih edilmesinde önemli. Yani bazı Güney Amerikalı stoperler Fazla temiz oynarlar. Fazla yumuşak gelirler Avrupa futboluna uyum sağlayamadan dönen stoper çok fazladır. Yani kariyerinin başında mesela Thiago Silva da bunu yaşamıştı. Fluminense çıkışlı bir oyuncu Avrupa'ya geliyor, başarısız oluyor, dönüyor ondan sonra tekrar ikinci bir macera Milan. Sonrasında inanılmaz bir kariyeri var zaten oyuncunun. Lianko fiziksel açıdan Avrupa futboluna uyum konusunda ve bizim Türkiye liginin sertliği anlamında ben çok problem yaşayacağını zannetmiyorum. Artılarını konuşurken mental tarafını da, karakter tarafını da konuşalım oyuncunun profesyonel duruş ve karakter açısından ne söylemek istersin? Yani bir diğer e, bence pozitif tarafı oyuncunun bu. Çünkü gerçekten duygularını yoğun yaşayan ve onu sahaya tamamen yansıtan bir oyuncu. Bu şey anlamında söylemiyorum bunu. Hani sahada düşünmeden oynuyor anlamında değil. Bilakis oynadığı kulüpleri fazlasıyla sahiplenen bir oyuncu. Hatta ben buraya gelmeden önce dün e, Atletik'in e, Southampton muhabiri e, Jacob Tenswell ile bir e, konuştum telefonda ve bana şey dedi, sahadaki taraftar gibi olduğunu söyledi ve gerçekten bir Arsenal maçını hatırlıyorum ben. Çok iyi bir maçıydı o. Bir bir biten bir maçtı geçen sezon ve Lianco'nun süre aldığı nadir maçlardan bir tanesiydi. Hatta Hazen Utl biraz özel bir planla o maçta sahaya çıkmıştı. Dörtlünün saha... Sabeki gibi oynattığını hatırlıyorum ve önüne de El Yunusi'yi koymuştu. Sonrasında üçlüye çevirmişti onu. Sağ stoper Lianko, sağ kanat beki El Yunusi gibi oynamışlardı. Bunun nedeni de biraz Martinelli'yi durdurmak içindi. Çok aşina olmadığı o sağ bek pozisyonunda dahi ana plan içerisinde hiç fena iş çıkarmamıştı. Ve maç sonunda da bütün tribünleri tek tek dolaşmıştı Lianko. Gerçekten ona bir sahadaki taraftar gözüyle bakabiliriz. Yani Beşiktaş taraftarının e, ee, işte çarşı grubunun istediği o aidiyet, o coşku, saha içi liderlik bunları bence fazlasıyla görecek. Çünkü bazı yabancı oyuncular gelir işine bakar, biraz parasını düşünür. Amiyane tabiyle yürek koymaz pek sahaya. Yani Lianko Öyle bir oyuncu değil, bunu gittiği her takımda da yapmıştı. Yani hakikaten ben profesyonellik açısından özel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bak aklıma bir not daha geldi. Premier Lig'in temposunu ilk başta pek ayak uyduramıyor. Bunun nedeni de çok bariz. Premier Lig'e dışarıdan gelen her oyuncu böyle bir adaptasyon süreci yaşıyor. Oyun orada hakikaten çok hızlı ve oyuncular çok iri. Benden bile iri bazı oyuncular olabilir orada. Ve Kendisine özel bir antrenör tutuyor. Bunun yanısına vücuduna daha iyi bakabilmek için özel bir diyetisyenle çalışıyor. Takım antrenmanının ardından özel antrenörüyle ekstra idmanlar yapıyor ve kadroya girebilmek için her şeyini veriyor. Çünkü oyuncunun kariyerinde bugüne kadar ki bence en temel sorun yeterince süre alamamak. Hatta bir röportajında Brezilya'dayken yani Brezilya gittiğinde verdiği bir röportajda Avrupa'ya biraz erken gittiğini ve bu açıdan pişman olduğunu söylüyor ama tekrar Brezilya dönmeyeceğini de belirtiyor. Yani ee, mücadeleden de kaçmayan bir oyuncu. Orada süre alamıyorsa alabilmek için ne gerekiyorsa onu yapabilen bir oyuncu. Bu açıdan da bence özel bir karakter ve taraftarlarla iletişimi, diyaloğu, soyunma odasındaki kaptanlığı bazı oyuncular böyledir. Bu anlamda bence Beşiktaş taraftarını çok seveceği bir oyuncu olacak Lianko. Şimdi ne olursa olsun küme düşen bir takımın oyuncusu olarak geliyor Liyanko. Yani burada da savunma hattının payı da bir noktada vardır diye düşünüyorum. Eksileri yapamadıkları nelerdir bu doğrultuda? Eksileri yapamadıkları bence oyuncuları okumakta biraz zorlanıyor Liyanko. Yani oyunu okumakta pek bir problemi yok. Pozisyon almada pek bir sıkıntısı yok ama rakip oyuncunun ne yapacağını okumakta zaman zaman kafası karışabiliyor ya da doğru kararları veremeyebiliyor. Bu bir stoper için bence bence ciddi bir eksi. Ama tabi oynadığı seviye hep üst seviye olduğu için yani sonuçta işte Premier Lig'de onun Liverpool'da oynadığı bir maç var. Ben oradan birkaç görüntü de seçmiştim. Karşılıyor rakibini problem yok doğru yerde duruyor ama ne yapacağını kestiremiyor. Bu rakibinin çalışmamakla mı alakalı yoksa fiziksel açıdan rakibin e, teknik açıdan çok üstün olmasıyla mı alakalı? Onu biraz daha uzun izleyip değerlendirmek lazım. Mesela Salah karşısında bir oyuncu aciz duruma düşebilir. Yani kimleri Salah aciz duruma düşürdü ama bazen yakın oynaması gereken yerlerde yakın oynamadığını ben çok gördüm oyuncunun ki savunma oyuncuları arkasındaki derinlik çok fazlayken Biraz geri geri çekilirler ama bir nokta gelir orada teması yapmak lazım, o hamleyi yapmak lazım. Lianco burada zaman zaman eksik kalabiliyor. Yani bunu hem Salah'la olan birebirlerinde gördük hem de bir Newcastle maçında Anthony Gordon'la olan ki o da çok atlet, bir sol kenar oyuncusudur ve orada sağ stoper oynuyordu, orada da gördük. Salak karşısında istikrarlı bir şekilde kötü oynamıştı. Ama şeyin karşısında Anthony Gordon'un karşısında ilk 1-2 pozisyonda bocalasa da sonrasında vücudunu topla rakibin arasına sokup kenarlarda rakibini çizgiye etti. Sonrasında topu kazandığı anlar var. Dolayısıyla burada çok böyle oyuncuyu yermek istemiyorum. Biraz oynamakla alakalı bu durum. Oynadıkça bence o hamlelerindeki istikrarsızlık, oyuncuları okumadaki bazı problemler düzelebilir. Birebirlerinde ama genel itibariyle bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Asıl problem konu biraz sakar bir oyuncu olması. Yani bunu da ben çok fazla oynamamaya bağlıyorum. Hiç ortada bir tehlike yokken bir pozisyonu yanlış bir tercih ile ya da yanlış bir hamle ile... Krize sokabiliyor oyuncu. Bu nedenle de hani sosyal medyada bizde adettir. Ee, geldiği takımın taraftarlarının neler yazdığına forumlarda filan bakılır. Yani Lianco'nun bu nedenle Southampton taraftarları tarafından ayrılığının böyle güle oynaya karşılandığını görebiliriz. Ama ben oyuncuya yeterince şans verildiğini düşünmüyorum. Yani bunda biraz rotasyonun da etkisi var. Bak aklıma gelmişken söyleyeyim, kariyeri itibariyle çok şanssız bir oyuncu. Yani Sao Paulo'da oynadığı dönemde savunma rotasyonunu sayayım ben sana. Rodrigo Caio o dönemin en genç yetenek böyle geriden oyun kurabilen oyuncularından bir tanesiydi. Eder Militao şu an dünyanın en iyi stoperlerinden bir tanesi. Diego Lugano kariyerinin son dönemlerindeydi ama kaptanıydı o takımın. Ve Bruno Alves vardı ama Brezilyalı olan, Portekizli olan değil. O da mesela uzun yıllar Sao Paulo'da forma giymiş bir oyuncu. Şimdi buradaki 4 kişilik bir rotasyonun arkasında 5. oyuncu forma bulamadı. Bu şanssızlığa Torino'da da devam ediyor. Orada onu oraya getiren Petraki'dir. İtalya'da önemli bir sportif direktördür Petraki ve işte Belotti'yi, Bruno Perez'i, D'Ambrosio'yu, Darmian'ı bulan, keşfeden ve o Torino'nun yapısı içerisine yani bulunduğu takımların yapısı içerisine sokan bir oyuncudur. İlk başta Mihailoviç ile çalışıyordu. Ee, Mihailoviç ona çok güveniyordu. O fazlasıyla forma verdi ki transferlerinde de ön ayak olmuş bir isimdir. O da çünkü Sırp bir oyuncu. Sonra bir Mazzari dönemi var. Mazzari onu pek oynatmıyor. Yerine bir diğer Brezilyalı, Bremer'i tercih ediyor. Enkulu ile birlikte. Ardından o kovuluyor. İşte Gianpaolo geliyor, Gianpaolo tam onu oynatmaya başlamışken Gianpaolo'nun görevine son veriyorlar ve sonra rotasyonda yine geriye düşüyor. Ve Bologna'ya yine Mihailo için olduğu takıma kiralanıyor, e, Lianco. Orada çok iyi bir 6 ay geçirip sonrasında e, Southampton'ın e, yolunu tutuyor. Hatta Torino onun sözleşmesini de uzatıyor. Ama yani Southampton'a da yanlış hatırlamıyorsam Leicester'a satılmıştı, Westegard'ın ayrılığının ardından ki ciddi bir paraya ayrılmıştı ve Westergaard da çok iyi bir oyun kurucuydu. Özellikle diagonal uzun topları çok iyi atan bir oyuncuydu. Hani rotasyonda onun yerini doldurabilsin diye alınmış, ilk tercih olmayan bir oyuncuydu. Bak o dönemde de Bednarek vardı, Salisu vardı, Valeri vardı. Bunların arkasında dördüncü stoper gibi bekliyordu. Yani Southampton'ların da ondan beklentisi çok yüksek değildi. Bunu Jacob'a sordum. O da benzer bir referans verdi. Hani ertesi sezon ...biraz daha oynayabilir diye düşünürken, Kale Takar geldi. Koçap geldi, Alman milli takımının stoper rotasyonunda olan bir oyuncu. Hiç süre bulamadı. Yine İtalya'da tam böyle çıkışa geçtiği bir dönemde Covid patladı. Yani... E, ...bir böyle kurşun döktürmesi gerekebilir... E, ...Lianko'nun ama ben Beşiktaş'ta tam arada ortam bulacağını düşünüyorum. Yani bu şanssızlık biraz bazı oyuncuların yakasını... ...basiretsizlik bırakmayabiliyor ama... E, ...Şenol Güneş'in onu ne kadar çok istediğini biliyoruz. İsim vererek, zikrederek defalarca işte Lianko varsa Lianko'yu alırız önceliğimiz odur gibisinden demeçleri vardı hocanın. Bu nedenle ben Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in dokunuşuyla tekrar kariyerini diriltebilecek ve yaş olarak da fizik olarak da buna çok uygun bir profil olduğunu düşünüyorum tecrübesizlik konusu bu söylediğin. Hem de daha 26 yaşında olması bu arada. Yani 26 bir savunma oyuncusu için daha öğrenebilecek çok şey olduğu bir yaş bence. Hem de Şenol Güneş'in dokunuşunu hesaba katınca ben de gerçekten katılıyorum dediklerine. i̇statistik olarak da söyleyeyim. Premier Lig'deki iki sezonunda 15 maçta 9 ilk 11'i var. 21-22 sezonunda 22-23 sezonunda da 21 maçta 11 ilk 11'i var. Buna sebeplerden biri de sakatlık diyeceğim sana. Evet. Sakatlık geçmişinde konuşalım diyen konu sık sakatlanmış bir oyuncu. Özellikle İtalya döneminde tam işte ritim bulmaya başlıyor. Ya sakatlanıyor ya hoca kovuluyor. Rotasyondaki yerini kaybediyor. diz sakatlığı var. Farklı türden sakatlıkları var. Yani böyle kronik bir sakatlığını ben bilmiyorum ama çok hamleli bir oyuncu olması, o sahadaki fiziksel yoğunluğu ortaya koymaktan çekinmemesiyle alakalı olabilir. İtalya döneminde özellikle fazlasıyla sakatlanmış bir oyuncu. Ama İngiltere'de çok dramatik bir sakatlığını ben hatırlamıyorum. Senin notlarında var mı? Bilemiyorum ama İngiltere'deki tercih edilmemesi biraz zaten onun rolünün hep geri planda düşünülmesiyle alakalıydı. İngiltere'de de bir uyluk sakatlığı yaşamış 21-22 sezonunda ve oynayamadı 11 maç var. O bir ciddi geldiği ilk dönem ondan sonrasında bir sakatlık yaşamamış ciddi manada. İşte burada onları biraz toparlaması gerekecek ama... Yani Türkiye Ligi'nin koşullarında ben işinin biraz daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncunun profesyonellik anlayışı da buna uygun. Yani Premier Lig temposuyla, Premier Lig çabukluğuyla Türkiye Ligi arasında çok fark var bazen oyuncuları Premier Lig fazlasıyla zorluyor. Türkiye bence o kadar zorlamayacaktır. Burada forma buldukça, şans buldukça onun bazı özelliklerini daha iyi görürüz diye düşünüyorum. Peki oyun konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyor musun? Yani bir bölüm Olabilir. Bu formasyonla genellikle alakalı ama özellikle İngiltere kariyerinde bir, bir dil sorunu yaşadığını da biliyoruz oyuncunun. Çünkü mesela en iyi ilişkide olduğu oyuncu Oriol Romeo'ydu Southampton'da. Bu da in, e, İngilizceyi çabuk öğrenememesi ve genellikle İspanyolca konuşmasıyla alakalı. Beşiktaş'ta Colin'in İtalya kariyerli olması nedeniyle onunla biraz İtalyanca tarafında daha iyi anlaşabilir. Stopper stoper rotasyonunda işte Amarte yine gelme ihtimali olan oyunculardan bir tanesi. Hani Premier Lig'de o da benzer şekilde dil konusunda biraz eleştirilmişti. Hiçbir zaman İngilizcesinin çok iyi olmadığı söylenmişti. Biraz burada dil konusunda bence Lianko'ya yardımcı olmak gerekebilir. Yani bizim kulüplerimiz zaten bunu yapıyorlar. Hep bir tercümanla birlikte çalışıyorlar ama saha içerisindeki iletişim konusunda biraz oyuncuya bu formasyonla birlikte zaman gerekebilir. Ama yani gelir o kadar iyi tamamlar ki buradaki partnerine oyuncu o zaman hiç gerek olmaz. Yani bazı oyuncular telepatik anlaşıyordu sahada. Bianco'da partneri kim olacaksa onunla bu tarz bir ilişki oyunun diliyle kurabilir. Ama dil konusunda bence ne olur ne olmaz Beşiktaş yönetimi ve teknik ekibi ona onu biraz yönlendirirse, yardımcı olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi Brezilya'da doğup büyüdüğü için Portekizcesi ana dil olarak Portekizce konuşuyor. Gelirse belki Getson'la da yakın arkadaş olabilir o noktada. Doğru, doğru söylüyorsun. Ben yani çok fazla İngiltere özelinde baktığım için asıl dili olan Portekizce'yi unuttum. Tabii ki Getson'la da ilişkileri iyidir. İkisilerinden olarak sayacağım bir diğer konu da son dönemde hep üçlü pratiğinde forma giymiş olması. Hatta Yağız'la, Sercan'la, Ertan'la yaptığımız transfer dijital programında ben buna biraz değinmiştim. Acaba Hoca'nın kafasında bir üçlü formasyon olabilir mi diyor? Çünkü gerçekten özellikle Hazenicu onu dörtlünün stoperinde neredeyse hiç kullanmadı. Kullandığında bile bek gibi kullanıp maç içerisinde üçlüye dönen bir yapı vardı ve o zaman daha iyi performans veriyor. Çünkü hamleli bir oyuncu. Çıkmayı, önündeki alana adım atmayı, orada rakibi kovalamayı seviyor. E, Lianko dörtlü savunmada bunun dozunu kaçırdığınız zaman arkada çok büyük derinlik bırakabiliyorsunuz ve Southampton seviyesindeki takımlar için bu çok ciddi bir sorun. Yani belki Beşiktaş'ta böyle bir e, sorun olmaz ama o seviyelerde oyunu çok direkt oynandığı bir ligde e, bunlar problem olabiliyor. Dolayısıyla hani acaba düşünmedim diyeyim. İşte Koli, Lianko, Amartay bunlar bir arada oynayabilir mi diye ama galiba hocanın kafasında pek fazla yük yok. Yani dolayısıyla burada diye biraz ayak uydurması gerekecek. Hazırlık kampının bir bölümünü e, oynamamış olması, geçirmemiş olması da ilk başlardaki o adaptasyonu için biraz zaman gerektirebilir oyuncuya. Ama hem sol stoperinde hem sağ stoperinde dörtlüğünü oynar ve alıştıktan sonra o kaymalara özellikle çünkü şimdi Beşiktaş'ın bekleri çıkıyor. Sağda Rozi'ye çıkar. Sol, solda Masuak'ı çıkar. Sağda Onur Bulut oynadığında o da çıkar oralara kaymaları doğru yapması lazım ve hattını çok fazla gereksiz yere terk etmemesi lazım. Çünkü çıkan beklerle oynuyorsunuz ve o birebirlerdeki bir bire sakarlıkları bu gibi durumlarda sorun yaratabilir. O yüzden ben 5 yaş teknik ekibinin de oyuncuyu iyi analiz ettiğini düşünüyorum, umuyorum. Ona göre hazırlanırsa ilk başlarda problem yaşamaz. Bak burada ben daha önce de örnek vermiştim. Lugano Balili meselesini. ilk başlarda bu tarz şeyler görebiliriz ama bu oyuncunun kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Her oyuncunun bir adaptasyon süreci var. Hele de Lianko gibi kariyerinde düzenli olarak bir sezonda 30-35-40 maç 2500 dakika civarı oynamamış bir oyuncu için ilk başlarda biraz kredi tanımak gerekebilir. Ama yani özetle hem karakteri itibarıyla hem topu oyuna sokabilmesi itibarıyla ben Beşiktaş'ın önemli bir oyuncu aldığını düşünüyorum. Yaşı da uygun. Eğer Şenol Güneş diğer oyunculara da benzer şekilde yaptığı katkıyı Lianko'ya yapabilirse Marcelo gibi ileride başka bir lige gönderebilir Beşiktaş onu. Çünkü Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperlerle ilgili iyi bir geçmişi var. Zago var, Ronaldo var, Rodolfo var, Marcelo var. Bunlar hep önemli performanslar verdi bu ligde. Ben Lianko'nun da e, bu gruba aday bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı da hep Marcelo'ya Atıf'ta bulunmuş, Marcelo'ya benzetmesi yapmış birazcık. Bu konuyla ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Beşiktaş'ta en çok hangi özelliğiyle fark yaratacağını düşünüyorsun? Ben fiziksel yoğunluğuyla fark yaratacağını düşünüyorum. Tabii ki bunun yanına toplu olan becerilerini de sayabiliriz. Peki Süper Lig genelinde? Çok farklı bir şey söyleyemem aslında ama hadi artılarında saydığım o profesyonelliğini ve oyuna koyduğu karakteri söyleyeyim burada da. Çünkü yani bizde yabancıların aidiyeti çok yüksek olmuyor. Lianko bu açıdan bence özel bir profil etrafında yukarı çeken bir profil. Benzer bir örneği Vegors için verebilirim. Hani Vegors belki buradan biraz insanların kalbini kırarak ayrılmış olabilir ama onun soyunma odasında antrenmanlardaki talepkarlığı hep çok yüksektir. Gittiği her takımda böyledir. E, Lianco da bence bu tarz bir oyuncu. Her zaman en iyisini, en yoğunluğunu ve e, en üst düzeyini talep etmeyi ve kendini de buna adapte etmeyi seven bir oyuncu. Dolayısıyla e, ben faydalı bir transfer olma ihtimalini bunun yüksek görüyorum. Sağdaki Beşiktaş taraftarı olacak diyorsun. Evet. Diline sağlık. Bugün Mercek programında Zübeyde Özcan'la birlikte Bianco'yu konuştuk. Video hoşunuza gittiyse abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.